Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz beraberinde Yeni Ordu Spor'un yöneticileriyle birlikte Durugöl Mahallesi'nde devam eden yeni stadın inşaatında incelemelerde bulundu. 2 haftadan sonra içeride drenaj borular. Ziyarette stadla ilgili firma yetkililerinden bilgi alan Yılmaz, stadın sorunsuz bir şekilde ilerlediğini söyledi. Başkan Yılmaz, Ordu'da UEFA standartlarında yapılan yeni stada ilişkin yaklaşık 280 işçinin çalıştığı bu stadı en kısa sürede spor severlerin hizmetine sunmaya gayret edeceğiz dedi. Ordu Stadyumumuzu, şu anki ismiyle Ordu Stadyumumuzu ve 11 aylık inşaat süreci içinde. Çünkü geçen sene Haziran ayının 26'sında temel atılmış. Dolayısıyla daha bir yıl olmadı. Türkiye'de bu hızlılıkla ve bu güzellikle devam eden herhalde başka bir yapı, başka bir inşaat yok. Şu anda %80'ler seviyesinde ince işçiliklerine girmiş arkadaşlarımız. Ağustos ayı itibariyle planlıyorlar ama biz ona bir opsiyon tanıyabiliyoruz. Çünkü çim alanının uygulama süreci ve çimin futbol oynamaya elverişli olup olmaması bir buçuk aylık bir ekstra vakit alabilecek gibi. Alttan ısıtmalı çimi var biliyorsunuz buranın. Şu anda bulunduğumuz yerde antrenman sahası ve tartan pisti de oluşacak. Diğer branşlardaki sportif faaliyetlerin yapılabileceği bir alan. Deniz tarafında bizim planladığımız otel alanıyla, üstteki kafeterya alanlarıyla, tam karşımızdaki 26 tane locasıyla, altındaki otoparkıyla, yaklaşık 85 bin metrekarelik kapalı alanıyla hakikaten muazzam bir mimari eser, şaheser. Burada da müteahhit arkadaşımıza özellikle ekibiyle birlikte teşekkür ediyoruz. Ortalama 280 çalışanıyla birlikte taahhüt sürecinin 6 ay öncesinde de teslim etmeyi planladığı yaklaşık 150 milyon lirayı bulabilecek devasa bir yatırım. Teşekkür ederiz hükümetimize, Gençlik ve Spor Bakanımıza, Genel Müdürlüğümüze, Genel Müdür Yardımcısı arkadaşımız Dursun Bey'e özellikle teşekkür ediyoruz. İnşallah burası Ordu'nun spor alanında, futbol alanında yeni tesislerinden ve ilelebet evladiyelik tesislerinden bir tanesi olacak.